Sevgili Yenapınar'da hemşerilerim, Yenapınar'da Karatay ailesi de zaten bu seçimde de bizimle devam kararı aldılar. Ve Karatay ve Alkan aileleri geçen seçimde de bizimle beraberdiler. Beraber hareket ettiler. Bu seçimde Karatay ve Alkan aileleri dediler ki Atilla neredeyse biz de onunla beraberiz. Biz de Allah'ın izniyle bu dostlarımız bizlerle olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecektir. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi de zafer inananlar. Hepiniz biliyorsunuz ki 5 sene önce Yenapınar Belediyesi'ni devraldığımızda büyük bir köy gibiydi. 5 yılda Yenapınar'a 50 yılda gelmeyecek hizmetleri getirdik. Hepsini de dilenerek getirdik. Benim 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde bunun rahatlıkla 2 yılı Ankara'larda, İstanbul'larda, İzmir'lerde, Konya'larda şu bakanlık benim, bu bakanlık senin mücadele ede ede, hibe getire getire bu yatırımları yaptım. Ceylanpınar 5 yıl önce kocaman bir köydü. Şimdi sanki Antalya'nın, İzmir'in, Bursa'nın bir ilçesi kurdu. Atilla Başkan! Atilla Başkan! Atilla Başkan! Atilla Başkan! Atilla! Yaptıklarımız hepsi göz önünde. Kültür merkezlerinden, gençlik merkezinden, kültür evlerinden, taziye evlerinden, parklarından, yollarından, kanalizasyonlarından, su şebekelerinden, kırsaldaki yol haklarından, şu an bizim mezralarla beraber 50 köyümüzden hangisine giderseniz gidin, arabanız asfalttan tekerleği yere inmiyor. Bunlar hepsi bizim dönemimizde. Dik dur, eğilme, Yenapınar seninle, dik dur. Devlet hastanesi sorunu vardı. Yatak sayısı neye göre verilir? Nüfusa göre verilir. Bakın Yenapınar nüfusu yanılmıyorsam 87.400. Yanı başımızdaki Harran ilçesinin nüfusu 87.700. Yani Harran bizden 400 kişi daha fazla. Harran'daki hastane kararı çıktı. 75 yataklı. Yenapınar 2 de 75 yataklıydı. Ben Yenapınar'daki hastanenin 75 yataklı olmasını kabul etmedim. Bakanlıkla bir yıl mücadele ettim. Ve Harran 2 daha temeli atılmamış. Yenapınar'da 6 ay önce 150 yataklı. Ama hiçbiri kendiliğinden olmadı. Mücadelemiz sonucunda oldu. 50 yıldır Yenapınar'ın tapu sorunu vardı. Çözülmedi. Bizim dönemimizde tapu sorununu da çözdük. Hepiniz şahitsiniz. Kadrasto işlemleri de bitti. Kadrasto'da bundan 10 gün önce evrakları maliye hazinesine milli emlaka Yenapınar'a teslim etti. Şu an milli emlak hepsinin tapularını kesiyor. İnşallah ya seçimden sonra, belki seçimden bir ay sonra yetişirse Yenapınar'da hemşerilerim 50 yıldır oturdukları evlerin, iş yerlerinde tapularını alacağım. Seninle gurur duyuyor. Yenapınar seninle gurur duyuyor. Allah'ın izniyle Atilla demek hizmet demek. Atilla demek huzur demek. Atilla demek kardeşlik demek. Allah'ın izniyle 2019 yılında yapılacak yerel seçimde de Yenapınar halkı yine hizmetten, kardeşlikten, huzurdan yana oyunu kullanacağız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hep beraber önümüzdeki 5 yılda da Yenapınar'ın eksik kalan hizmetlerini yerine getireceğiz. Ve Yenapınar'daki bir büyük organize sanayi bölgesi açaraktan Yenapınar'daki gençlerimize
kardeşlerimize de büyük ölçüde iş imkanları sunmuş olacağız. Tekrar bu seçimde yanımızda duran, geçmiş seçimde de yanımızdaydılar. Bu seçimde de bizimle kader birliği, yol arkadaşlığı yapan Karatay Alkan. Tekrar hepinizin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Atilla Başkan! Atilla! Bırakınla gurur duyuyoruz! Türkiye sana hasret Yapay ailesine bir alkışla, güçlü bir alkışla.